bütün Türkiye'ye takdim etmişlerdir. Ben altı lidere teşekkür ediyorum. Bu arada az önce üzülerek izledim. Sayın Kılıçdaroğlu'na suikast yapılabilir demiş Sayın Aldemir. Sayın Kılıçdaroğlu'na suikast yapacak adamı analar doğurmadı. Öyle bir devletin içerisinde, devletin dışında ya da mafya çetesi ya da pislik, taşeron, eroinci, torbacı öyle bir yiğit yok. Zaten yiğit olmaz o adamdan, kahpe olur o adamdan, namussuz olur o adamdan, alçak olur öyle bir adamdan, tetikçi olur öyle bir adamdan. Öyle bir şeyi aklımızın ucundan bile geçirmeyelim. Sayın Aldemir duyumu nereden aldı, almadı bilemem. Ama bu milletimize bir korku yaratır. Kemal Kılıçdaroğlu'na bile suikast yapılacaksa bu ülkede biz korkalım anlayışını getirir. Biz korkmuyoruz. Allah'tan korkuyoruz sadece biz. Allah'ı seviyor, Allah'tan korkuyoruz. Onun dışında hiç kimsenin bize gücü yetmez. Çünkü biz bu yola çıkarken saraylarda yaşayan Yezid olmaktansa Kerbela çöllerinde şehit Hüseyin olmayı tercih ederiz diye çıktık. Biz bu yola çıkarken muhtaç olduğunuz kudret damarlarınızdaki asil kanla mevcuttur diyen Mustafa Kemal Atatürk'e inanarak bu yola çıktık. Biz bu yola çıkarken çocuklarımızın, torunlarımızın geleceğini düşünerek bu yola çıktık. Biz bu yola çıkarken Mustafa Kemal Atatürk'e zalim ve kafir diyenlere en sert şekilde tepki göstererek sarı saçlı, mavi gözlü Mustafa Kemal Atatürk'ün o dev adamın yol arkadaşı olmak için yola çıktık. Onlar cumhuriyeti kurarken canlarını, onlar mallarını, her şeyi feda etmeyi göze almışlardı. 16 Mayıs 1919 yılında Bandırma vapuruyla İstanbul'dan Samsun'a yola çıkarken İngilizlerin gemiyi aramak istediklerinde arkadaşları tepki gösterip aranmasın denildiğinde Mustafa Kemal Atatürk bırakın arasınlar demişti. Bırakın arasınlar. Gemi aranıp İngilizler inerken Mustafa Kemal şöyle haykırmıştı. Siz bu gemide silah bulacağınızı, cephane bulacağınızı zannettiniz. Biz Anadolu'ya tüfek götürüyoruz, bomba götürüyoruz zannettiniz. Onun için bu gemiyi aradınız. Ama bilmiyorsunuz ki biz Anadolu'ya iman götürüyoruz, cesaret götürüyoruz, inanç götürüyoruz, birliktelik götürüyoruz, vatanseverlik götürüyoruz diyerek o günün zor şartlarında yola çıkıp 19 Mayıs 1919'da Samsun'a güneş gibi doğan Mustafa Kemal Atatürk'ün torunları hiç kimseden korkmaz, korkmayacaktır da. Tekrar söylüyorum, Kemal Kılıçdaroğlu'na kınına dokunacak adamı Allah doğurmamıştır. Böyle bir adam yoktur, olmamıştır, olmayacaktır. Hiç kimse çubuktaki inek hırsızını düşünerek dün inek hırsızı bunu yaptı Osman da şimdi yapılır zannetmesin. Artık Kemal Kılıçdaroğlu Türk milletinin cumhurbaşkanı adayıdır. Cumhurbaşkanı olacaktır. Millet masasının ortak adayıdır. Kemal Kılıçdaroğlu milletin umududur. Kemal Kılıçdaroğlu Mustafa Kemal Atatürk'ün Çankaya Köşkü'ne oturacak isimdir. Dolayısıyla hiç kimse bunu aklından geçiremez bile. Dolayısıyla yüce Türk milletine Tele1 aracılığıyla sesleniyorum. Çerkesiyle, Gürcüsüyle, Abazasıyla, Kürdüzüyle, Alevisiyle, Sünnüsüyle biz tek yüreğiz. Biz tek bileğiz. Biz bu memlekette Millet İttifakıyız. Kazanan biz olacağız. Onun için bu tür şeyleri bir kenara bırakarak Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığını bir kere daha tebrik ediyorum. İnşallah biz 14 Mayıs'ta kazanan olacağız. Bunun için ne yapmamız gerektiğini konuşacağız. Peki. Demokrat Parti olarak bugün divanımızda karar aldık. İnşallah bu hafta sonunda Sayın Kılıçdaroğlu'nun yapacağı deprem gezisine katılarak oradan başlayarak Maraş'taki deprem birlikteliğiyle beraber Anadolu'ya vereceğimiz mesajı bundan sonra büyük mitinglerle, halk toplantılarıyla, halk buluşmalarıyla vatandaşımıza büyük bir heyecan, coşku yaratacağız. Demokrat Parti olarak Anadolu'da Demokrat Parti'nin önünden bir şekilde geçmiş bütün Demokrat Partilileri, Kırat Sevdalılarını, Adalet Partilileri, Anavatan Partilileri, Menderes'in yol arkadaşlarını, Demirel'in yol arkadaşlarını, Özal'ın yol arkadaşlarını, Kırat Sevdalılarını bir araya toplayacağız. Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanması ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de sayısal çoğunluğu elde ederek bu memlekete söz verdiğimiz güçlendirilmiş parlamenter sistemi geri getirmek için biz mücadeleye başladık bile an itibariyle. Peki. O sebeple bu saatten sonra yapılacak iş bellidir. Anadolu'yu karış karış gezmek insanımıza ulaşmaktır. A Haber kanalı gibi mutluluk kanalları bizi vermese de, bizi bölündü parçalandı dese de, birileri bu masada kavga gürültü yaratmaya çalışsa da
Bu masa milletin masasıdır. Bu masa sağ sol masası değildir. Sayın Gökmen Karadağ. Bu masa parti masası değildir. Bu masa sen ben kavgasının yapıldığı bir masa değildir. Bu masa, tekrar söylüyorum, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, başbuğ Mustafa Kemal Atatürk'ün